Bundan 12 milyon yıl önce Güney Amerika'da bu dev yapılı kuşlar av peşinde koşturuyorlardı. İşte bunun en büyük kanıtlarından biri, Kolombiya'nın Tatacoa çölünde bulunan bir devasa terör kuşunun sol bacağına ait fosilleşmiş, insanlardaki kaval kemiği benzeri bir kemik. Bu kuşlar uçamıyorlardı ve etçillerdi. Boyları 2 metreye kadar uzayabiliyordu. Ağırlıkları ise 70 kilograma kadar çıkabiliyordu. Ama ne var ki bulunan kemik yapısı, daha önceki fosil örnekleriyle karşılaştırıldığında daha büyük bir terör kuşuna ait olduğu anlaşıldı. Bu fosil örneği, bu dev kuşların %20'ye kadar daha büyük olabileceğini, boylarının ise 2.7 metreye kadar çıkabileceğini gösterdi. Terör kuşları tarih öncesi dönemde Güney Amerika'nın yırtıcı ekosistemlerinde önemli bir rol oynamış dev kuşlardı. Ama ilginç bir şekilde bu kuşlar yerde yaşamaya ve koşmaya adapte olmuş organlar geliştirdiler. Bu sayede avlanıp diğer hayvanlar ile beslenerek hayatta kaldılar. Terör kuşları uzun ve güçlü bacakları ile yüksek hızlarda koşabiliyordu. Büyük memeliler ve diğer yırtıcılarla birlikte o dönemde ekosistemin önemli bir parçasıydılar. Fakat fosilde bulunan bir diğer ilginç nokta üstündeki diş izleri. Müthiş değil mi? Tam bir av-avcı ilişkisi. Araştırmacılar bu diş kesiklerinin ve çentiklerinin yapısını analiz ederek o dönemde bir yırtıcı olan Purussaurus adlı boyları 10 metreye kadar varabilen dev miyosen kaymanı denilen bir timsah türüne ait olabileceğini ortaya çıkardı.